sezon sonu devam etmeyeceğinizi açıklamışsınız. Evet, başkan ve yönetimle hafta içinde yaptığımız toplantıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Tabii onların da bazı hedefleri var. Bizim de kendi adımıza bazı hedeflerimiz var. Sezon sonu devam etmeme kararı aldık. Oynayacağımız son 3 maç Antalyaspor'da. Ama en başkana, özellikle Sinan Başkan'a, yönetime, değerli Antalyaspor taraftarını teşekkür ediyorum. Bizi burada çok iyi ağırladılar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Güzel bir 5 ay geçirdiğimizi düşünüyorum. Takımı da istediğimiz yere getirdiğimizi düşünüyorum. Sezonun sonu itibariyle artık 3 hafta kala. Mutluyuz. Yani daha önceki haftalarda da biz bu mücadelemizi gösteriyorduk oyuncularımızla beraber ama şanssızlığımızdan kazanamadığımız maçlar oldu. Bugün tabii ki bizim için tamam mı devam mı niteliğinde bir maçtı. Elimizden gelen gayreti gösterdik. Kolay değil, Antalya deplasmanına 1-0 yenik başlıyorsunuz ve arkasından iki tane gol atarak galip geliyorsunuz ve 3'ü 4'ü bulabileceğimiz pozisyonlar var. Biz pes etmeyen bir takım olarak sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini oyuncularımıza söylemiştik ilk geldiğimizde. Üzüldüğümüz noktalardan birisi, evet şu anda 33 puan yaptık ama biz 4-5 puan daha fazla alabilirdik. O mücadeleyi gösterdik, o oyunu gösterdik, o direnci gösterdik bundan önceki haftalarda. Ve maalesef kaybettiğimiz şanssız maçlar oldu. Bugün de bizim adımıza güzel geçen bir maç. Alkışlanmak istiyoruz. Kolay değil tabii ki. İşimizin zor olduğunu da biliyoruz ama biz ne olursa olsun karakterimizi bundan sonraki 3 haftada herkese göstermek istiyoruz. Zaman zaman zorluklar yaşamamıza rağmen alkışlanan bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz ki biz iyi bir mücadele ortaya koyduk. Biz iyi oynuyoruz ama iyi oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. Bugün de iyi oynadık, karşılığını aldık. Kalan 3 haftada aynı oyunu devam ettirmek istiyoruz. Oyuncularımı kutluyorum. Geriye dönüşü iyi yaptılar. Son virajı iyi yapmak istiyoruz. 3 maçımız var. 3 maçta da biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmak istediğimizi söylemiştik. Bugünkü galibiyet de tabii ki bizim için moral ve motivasyon için daha yukarıya taşıyacak anlamında çok önemli bir galibiyetti bizim için. Onu da yaptık, onu gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki hafta Rizespor maçı var ki çok çok önemli bir maç bizim için. Ve diyorum ya işte o kaybettiğimiz maçlar şimdi geriye dönüp de daha fazla üzülüyoruz. Ve inşallah önümüzdeki 3 maçı aynı şekilde değerlendirip Pendik Spor'u istediği sağlıklı bir şekilde limana yanaştırmak. Umarım bunu başarır. Hakem Kaan Tugay Numanoğlu arkadaşımız olmasaydı belki biraz farklı bir maç olurdu. Özellikle ilk golü attıktan sonra oyuncumuz yerde yatarken, kafasını aldığı bir darbeyle yerde yatarken oyunu devam ettirip bana göre %100 offside olan bir golde, o çizgi nasıl çiziliyor bilmiyorum artık orada. Hem oyunu durdurması gerekiyordu hakemin. Çünkü oyuncumuz kafasına darbe aldı. Normal bir sakatlık değildi. Oyunu durdurmadı ve devamında bize golü yedirtti. Böyle hakemler Türk futbolunda olduğu sürece maalesef Türk futbolunun hiçbir şekilde güvenilirliği kalmayacaktır bundan sonrası için. Özellikle bunu belirteyim. Gerçekten kendisi adına çok üzücü bir maç oynattı.